Merhabalar, Rovide kanalına hoş geldiniz. Bugün Excel temel eğitim setinde size para birimi, sayı, tarih, saat gibi elementleri nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle olarak herhangi bir hücreye bir veri girelim. Mesela ben F3 hücresine bir tane veri girmek istiyorum. 5 verisini girdim. Girdikten sonra sayı kategorisi var. Şurada mouse imlecini gördüğünüz yerde. Burada genel yazısını görüyorsunuz. Yanındaki oka bir kere tıkladığınızda size sayı, para birimi, finansal, kısa tarih, uzun tarih gibi bir sürü seçenek sunuyor. Sayıya tıkladığınızda gördüğünüz gibi girdiğimiz veri sayı haline geliyor. Para birimine tıkladığımızda para birimine geliyor. Yanında TL işaretini görebiliyorsunuz. Finansal da aynı şekilde para birimiyle aynı. Şöyle tıkladığımda bunun ikisinin arasındaki fark formüllerle ölçülebilir. Kısa tarihe tıkladığımızda günler ve ayları göstermiyor. Yani yazı şekline göstermiyor. Yani mesela Ocak Pazartesi gibi göstermiyor. Sadece tarih olarak gösteriyor. Şurada görüyorsunuz. Uzun tarihe tıkladığımızda hem ayını hem de gününü gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Saat kısmına tıkladığınızda ise burada kronometre gibi 0:00 bir saat görüyorsunuz. Mesela hücreyi kaydedip başka bir yere aktardığınızda veya hücreyi tekrar açtığınızda bu zaman işlemiş oluyor. Bu saat çalışıyor oluyor. Yani eğer internet varsa veya online ise bu zaman işlemiş oluyor. Yüzdelik dilimde ise gördüğünüz gibi yüzdelik hale geliyor. Yüzdelik oranını ölçüyor ise kesir bölümünde aynı şekilde kesiri ölçüyor. Bilimsel olarak da yazdırabilirsiniz veriyi. Bu videoda size veriyi sayı biçiminde, para birimi biçiminde, tarih biçiminde, saat biçiminde ve yüzdelik biçiminde nasıl yazdırabileceğinizi gösterdim. Diğer Excel temel eğitim videolarında görüşmek üzere. Video işinize yaradıysa kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız.